Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir WhatsApp Plus videosu ile karşınızdayım. Bu WhatsApp Plus'ın son sürümünden bahsedeceğim. Son sürümü ise şu an 8.45. Hani bu videoyu izleyen arkadaşlar şunu diyebilir. Biz 8.45 çoktan oldu, güncelledik işte şu an 8.75 falan kullanıyoruz diyen arkadaşlar olabilir. O video, o WhatsApp Plus'la bu WhatsApp Plus farklı arkadaşlar. Onun da videoları var benim kanalımda. Ama bu WhatsApp farklı bir WhatsApp arkadaşlar. Yani ikisinin özellikleri hemen hemen aynı ama sürümleri falan değişik oluyor arkadaşlar. Ben şimdi bu WhatsApp'tan bahsedeceğim ve bazı hatalarda giderilme oldu. Onlardan bahsedeceğim. Ve ekranda gördüğünüz gibi simgesini de değiştirdim. Bu şekilde kullanıyorum. Size de nasıl yapıldığından da bahsedeceğim. Çünkü videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarımız var. Onları da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden kanalımıza abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın ki arkadaşlar bir sonraki videomdan haberdar kalın. Bu arada bir sonraki videomda telefonunuzda olması gereken 5 muhteşem uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten süper uygulamalar. O videomu da takipte bekleyin arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Ben hemen WhatsApp'a giriş yapayım. Şimdi bu WhatsApp'ı ilk kurduğumuzda bakın WhatsApp'ı kurduğumuzda arkadaşlar direkt olarak bu şekilde açılıyor. Siyah ekran görüntü bu tamamen. Siz bundan çıkmak için buradaki ay simgesine tıklayıp etkinleştirmeye tıklayacaksınız. Bakın şu an gündüz moduna geçti ama hala gecede bir daha güneşe tıklayıp etkinleştirme yapacaksınız. Ve gördüğünüz gibi gündüz moduna geçti, gece modundan çıktı arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi ayarlarına geçelim. Yanındaki de uçak modunda tabii ki ne olduğunu biliyorsunuz ki hani uçak moduna tıkladığınızda WhatsApp'ınıza kimse mesaj atamıyor. İnternetiniz dahi açık olsa bile arkadaşlar. Şimdi buradan cross yapalım. Şimdi biraz önceki ekranda gördüğünüz simgeyi nereden yaptığımı merak eden arkadaşlarımız olabilir. Hemen buradan genele tıklıyoruz arkadaşlar. Orada stiller ve bakın istediğine de tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi başlatıcı simgesine tıklıyoruz ve buradan istediğimiz simgeyi telefonumuzun ekranına koyabiliyoruz ve bu simgeler ile başlayabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Siz hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Mesela ben şu emojiyi hiç denemedim arkadaşlar. İlk defa sizinle birlikte deneyeceğim. Sistem emoji diyor. Mesela telefonunuzun sisteminden bahsediyordur büyük ihtimal. Şimdi hep birlikte bir deneyelim bakalım. Hangi emojileri kullanacak orada. Hemen global teknolojiye geliyorum. Mesela bir yazı. Mesela buradan. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumun emojilerini kullanıyor. Bakın hatta bazı emojileri göstermiyor. Demek ki o emojileri benim telefonumun emoji desteklemiyor. O yüzden onları gördüğünüz gibi bakın burada bayağı emojileri göstermiyor. Demek ki onu desteklemiyor. Yani sistem emoji yaptığınızda arkadaşlar telefonunuzun emoji şekilleri geliyor. Bilginiz olsun. Buradan geri çıkalım. Tekrar geri. Biz onu normal bir şekilde eski ayarına alalım. Mesela bakın Android O var yani One. Bunu indirelim. 5 MB'da bir boyutu varmış. Bunu da sizle birlikte indireyim arkadaşlar. Bir de onun emojisine bakalım. Daha sonra da değişik özelliklerimizden de bahsedeyim sizlere kısaca. Bakalım onu seçmiş mi? Hemen bunu seçelim. Seçtik. Şimdi hemen yazışma bölümüne gelelim arkadaşlar. Burada yazışma bölümünden emojilere tıklayalım. Gördüğünüz gibi Android O olan da bu şekilde emojileri. Bakın bu hepsini destekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emoji şekilleri de bu şekilde. Yani bazı arkadaşlar bunun yani WhatsApp'ın kendi emojisine alışkın olmayan arkadaşlar var. Buradan da isterseniz siz de telefonunuzun emoji stili gibi yapabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Hemen buradan çıkalım. Bu özellik böyle. Biz tekrar özellik kısmımıza yine dengelelim. Ve şimdi arkadaşlar bakın bildirim simgesini de değiştirebiliyorsunuz. Gelen bildirimlerin yani yukarıda size WhatsApp bildirimi gözüksün istemiyorsanız buradan notif 4'ü seçebilirsiniz veya notif 2 var onu seçebilirsiniz. Yani size WhatsApp'tan geldiğinde telefonunuza yanınızda birisi olsa baksa hani gizli olacak olsa bilemez yani onu söyleyeyim.
Font yaz stilleri de burada. Çok güzel yaz stilleri var. Hangisini isterseniz de siz oradan ayarlayabiliyorsunuz. Renkler konusu var arkadaşlar. Bakın burada renkleri tamamen kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bir önceki sürümünde burada renk olayı bayağı karışıktı ama bunda düzeltilmiş. O yüzden ben buraya dokunmak istemiyorum. Hani eğer siz isterseniz oradan renklerden bazı şeyleri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için en önemli olan özellikler aslında burada. Buradaki özellikler bakın telefonun zaten kendisi otomatik buraları açıyor yani. Mesela durumları gördüğümü gizle var. Bu otomatik açılmış. Eğer siz başkasının durumuna baktığınız gizli kalsın istiyorsanız bu zaten açık ama kapatırsanız durumlara baktığınız gözükür. Onu söyleyeyim baştan. Mesajların silinmesini engelle var mesela. Bu zaten açık. Size birisi mesaj attığında siliniyor. Son görülmeyi donduru bazı arkadaşlar biliyor ama ben yine de hatırladım. Son görülmeyi donduru arkadaşlar. Son görülmeyi şu an bunu açarsanız sizin son görülmeniz de açıksa eğer bunu açıp çıktığınızda diyelim ki saat şu an 22.43. 22.43 yazar arkadaşlar ve tekrar geri girdiğinizde çevrim içi yazmaz. Yine 22.43. Yani yarın sabah da girseniz son görülmeniz neyse o an çıktığınızda o yazar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ta ki bunu açana kadar çevrim içi yazmaz. Onu sizlere söyleyeyim öncelikle. Bazı arkadaşlarım bana yorumlarda bir şeyler soruyorlar hani işte çevrim içi bildirimi gelmiyor diye. Mesela yazışmalar esnasında yukarıya örnek bir arkadaşınız çevrim içi olduğunda hemen oraya çevrim içi bildirimi geliyor. Onu bazı arkadaşlar bulamadıklarını söylüyorlar. Bakın arkadaşlar o çevrim içi bildirimi şu şekilde oluyor. Ben size hemen onun nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın. Burada çevrim içi son görülme durdurma diyor. Bakın arkadaşlar. Hemen o kişinin mesela bu en yukarıda online yazıyor. Yani 7'nin üstünde online yazıyor. Bakın eğer siz çevrim içi son görülmeyi bu şekilde durdurursanız o kişi çevrim içi olduğunda size yukarıya küçükçe siyahın içinde işte falan çevrim içi diye yazmaz. Bunu açarsanız ama bunu kapatırsanız size online yani çevrim içi olduğu zaman bildirimi gelir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Siz bunu kapatıyorsunuz. O yüzden de yani kapatıyorsunuz değil. Aslında açıyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz. O yüzden bildirim gelmiyor. Kapatırsanız eğer size bildirimi gelir. Bilginiz olsun. Buradaki anlatacağım size. O kadar arkadaşlar. Ve buradan da zaten gördüğünüz gibi stilleri tamamen değiştirebiliyorsunuz. Anında aşağıya alabiliyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi aşağıda da kullanabiliyorsunuz. Ama ben WhatsApp stok olarak seçiyorum ve üstte kullanıyorum. Ama siz isterseniz biraz önceki gibi bu şekilde de alta alabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız siz o şekilde de kullanabilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bakın burada hikayeler stili yazıyor. Önceden bu hikayeler stiline tıklayıp siz onu istediğiniz gibi yapabiliyordunuz. Yani Facebook hikayeleri gibi gösterebiliyordunuz. Büyük bir şekilde üstte yani durumları veya Instagram gibi yapıyordunuz ama buna gelen en son güncelde bu hata var arkadaşlar. Bilginiz olsun bu hatayı veriyor zaten. Siz hani o özellik kullanıyorsanız şimdi kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Bakın burada Show Airplane Mode diyor. Yani bunu kapatırsanız gördüğünüz gibi yukarıda uçak modu simgesi gider arkadaşlar. Bunu açarsanız tekrar o mod gelir. Ve diğeri de gece modunu kapatır arkadaşlar. Açarsanız da gece modu gelir. Yani ikisini de kapatabilirsiniz bu şekilde. Sanki normal WhatsApp gibi de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu WhatsApp'ta arkadaşlar çok özellikleri var. Çok özellikleri var. Bilen arkadaşlar biliyor. Bilmeyenler için ben böyle kısaca bir sizlere video çektim. Yorumlara sorularınız varsa sorun. Ben cevaplarım zaten. Hani az çok benim kanalımı takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Benim yorumlara ne kadar cevap verdiğimi ve veya videolarımın altında bakarlarsa yorumlara. Her yoruma cevap veriyorum arkadaşlar. Başka kanallar gibi iki kişiye yorum
cevap verip de diğerlerini sallamıyorum. Herkese cevap veriyorum arkadaşlar. Yani %99.9'una cevap veriyorum ki o bir ihtimalde bilerek bırakıyorum. Çünkü belki görmüyorumdur veya gözden kaçırıyorumdur diye düşünüyorum. Onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle ben yeni gelen yorumları da takip ediyorum. Onlara da cevap veriyorum kaçırmamak için. Bilginiz olsun. Siz yorumları bırakın, kesin dönüş olur. Yani dediğim gibi başka kanallar gibi baştan atmam. İki kişiye cevap verip de gerisini de sallamam. Yani ben çok görüyorum öyle. İki kişiye cevap vermiş, gerisine hiç cevap verdiği yok. O yüzden ben size yeterince yardımcı olurum arkadaşlar. Siz dediğim gibi yorumları bırakın. Elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Bunun linkini de açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan da hani şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim, tekrar videonun başında söyledim arkadaşlar. Bundan sonraki videom 5 muhteşem uygulama ile olacak. Bunun içerisinde müzik dinleme uygulaması da olur, işte fotoğraf edit uygulamalar da olacak. Ama gerçekten tavsiyemdir, mutlaka o videomu da bekleyin. Onu da en kısa zamanda hemen çekip paylaşacağım. Videom bu kadar. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim.